Noob Brutal ekranlarındasınız. PES 2021 oynuyoruz bugün. Bildiğiniz gibi benim kanalımı takip edenler bilirler. Ben uzun yıllardır FIFA'cıyım. Sadece FIFA oynuyorum. PES'e en son PES 2017'de oynamıştım. 2017'den bu yana çıkan dördüncü oyun bu. Yani PES 2021. O dönemden beri PES'e hiç girip bakmamıştım. Hiçbir şeyin de değiştiğini düşünmediğim için çok da bir şans vermemiştim. Ama bu sezon şans vermek istiyorum. Ama şöyle olacak bu inceleme. Yani PES 2021'den çok şey beklemeyeceğim. Birazdan girip FIFA ile arasındaki farkları bir yandan tartışırken, bir yandan sizle beraber değerlendirirken, bir yandan da nasıl bir oyun olmuş onu ona göz atacağım. Ama şöyle bir şey var. PES asıl 2022'de bomba gibi gelecek. Zaten YouTube kanalında PES 2022 bomba gibi geliyor diye bir video var. O videoya göz atarsanız neden 2022 hakkında böyle söylediğimi anlayacaksınızdır. O tarafta detaylara girmek istemiyorum. O tarafı merak edenler bu videodan sonra gidip o videoda geçebilirler. Şimdi sizle beraber PES'e ilk bakış yapmış olacağız. Girdim. Bildiğiniz gibi PES 2021 Lite sürümü, ücretsiz sürümü çıktı. Şu anda PlayStation 4 Pro'da oynuyorum oyunu. Bu bedava sürümünü biz zaten Instagram hesabımızdan duyurmuştuk. Siz de böyle bedava oyunları, indirimli oyunları kaçırmak istemiyorsanız açıklamalar kısmındaki Instagram sayfamızı ve diğer sayfalarımızı takip edebilirsiniz diyorum. Şimdi şöyle Lite sürümünde ne diyor? Yerel maç, ortaklaşa, antrenman. Yerel maç desek herhalde milletle mi oynayacağım? Heh, tamam. Light sürüm olduğu için bu kadar takım var sadece. Zaten bizim de işimizi görecek takımlar tamamen lisanslı takımlar burada. Biz Juventus'u alalım. Bildiğiniz gibi FIFA'da Juventus kariyerimiz var. Pardon, Juventus kanserimiz var. Kariyer nereden çıktıysa kanserimiz var. Bir türlü Juventus'u oynayamadığımız için. Bir de Barcelona'yı alalım karşı tarafa. Juventus Barcelona geçen gün Şampiyonlar Ligi'nde de bir maç yaptılar. Şöyle bir Juventus'un formalarını artık bir görelim. Özledik yemin ederim şu PES'teki FIFA'daki dandik Juventus şeyinden lisanslarını aramadığı için Barcelona'nın şu forması da gerçekten şahane. Şöyle güzel bir maç çıkarabiliriz. Şu iki güzel forma olsun. Şöyle bir ayarlara falan bir girelim. Ayarlardan bir orta seviye olmasın. Süperstar. İki çeşit var zaten. Süperstar olsun. Oyuncu değişikliği sayısı 5 oyuncu değişikliğimiz olsun. Aa, bunlar vardı değil mi PES'te? Tamam. Güzel. Bunları da full yapalım. Vallahi bayağıdır oynamadığım için bunları falan böyle hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir oyun planına bir kadroya bir girelim. Oyun planında basit ayarlar kullanmak istiyor musun? Olur. Basit taktik ayarları. Diziliş, varsayılan uzun top, hızlı kontratak tarzı böyle taktik ayarları var ama ben böyle bir şey istemiyorum. Takım şeyini falan düzenle diyor. Enteresan. Ronaldo center for, Morata center for. Şimdi pozisyon seç, oyuncu ayrıntıları falan filan otomatik seçim. Oh, ne yaptık? Arthur Douglas Costa, Ramsey. Tamam, sıfırlayalım da şöyle. Dybala var. Dybala'yı oynatmamız gerekiyor. Bence Morata yerine Dybala daha güzel oynar orada. 84'e düşüyor overall'ı. Ama tabii böyle yapınca ya şu PES'in şu olayı evet gerçekten unutmuşum yani. Böyle bir olayı vardı. Doğru. Aynen. Oyuncuyu yanlış yerde oynatınca şeyi düşüyordu. Buffon 80 yapmışlar. Çok kötü. Halbuki Buffon şu anda kaleye aldı. Gerçekten her neyse De Ligt var ama biz tabii ki Meri'mizi oynatmak istiyoruz. Meri şöyle bir şeylere gelsin. Daniele Rugani'den kat kat iyisindir yavrum. Gel Meri şöyle. Pardon. O şeymiş. Bonucci'ymiş. Pardon. Chiellini'ymiş. Meri gel abicim. Evet. Böyle bir kadro çıkardık. Şey yapmayalım. Direkt oyuna girelim. Bizim için önemli olan oyun ama normal oyun planına git. Taktikler, oyuncu ayarları, destek ayarları. Mesela işte böyle detaylar var. Evet, aynı FIFA'daki mantık. Önde baskı bilmem ne bilmem ne gibi detaylar var ama bu detaylara daha fazla girmeyeceğim. Zaten PES oynayan arkadaşlar benim kadar bence uzak değildir bu videoyu hiç izleyen hiç kimse. Ama FIFA'ya çok yakınım. Onu da söylemem lazım. Stadyum falan şöyle bir gece yapalım da bari zaman dilimi gece olsun. Yaz güzel bir şey olsun. Saha koşulları kuru olsun. Şöyle güzel bir maç izleyelim. Değil mi? Evet. FIFA'ya çok yakınım. O yüzden aslında bu videoyu çekmemin sebebi FIFA ile beraber iyi kıyas yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü FIFA'yı yıllardır çok fazla oynuyorum. Her oyunu çıktığı gün zaten satın alıyorum. Bütün modlarını oynuyorum. Kariyer yapıyorum. Normal arkadaşlarımla maç yapıyorum. Çok fazla FIFA oynuyorum.
Oynanış olarak PES'te iyi kıyas yapabileceğimi düşünüyorum bence. Evet. PES atmosferinde Juventus-Barcelona karşılaşması. Messi, sakalsız Cristiano Ronaldo, saçlar uzun değil. Güzel güncellemişler. Evet, geliyor arkadaşlar. Messi ve Ronaldo yan yana. Bildiğiniz gibi bu videoyu çekmeden 2 gün önce falan Juventus Barcelona karşılaşması vardı. Ronaldo 2 gol yapmıştı. 2 gol atmıştı. İkisi de penaltıdan ama 2 penaltıyı da kendi almıştı. Messi'ye karşı öyle 3-0 kazanmışlardı Juventus. Belki de aralarındaki son karşılaşma buydu. 4-2-2-2. Evet. Maç başladı. Aman Allah'ım, çok değişik. Çok değişik, çok değişik. Bir dakika. Bir tık bayağı bir alışmak lazım. Bir kere oyuncuların altında çıkıyor şu şey. Bir ona bir alışmak lazım. Tamam. Niye koşmuyor? Aa, tuşlar değişik. Peki. Peki. Hop, bizde o top. Şimdi ilk saniyeden söylemek istiyorum ki fazla yardımlı, tamam mı? Önce şunu söylemek istiyorum, fazla yardımlı. Mesela şu pası çok fazla yardımla atıyor, bunu hissediyorsunuz. Mesela şu ara pasında acayip yardım etti bana. FIFA'da bu kadar yardım yok, önce bunu söyleyebilirim. Mesela uzun pas atacağım değil mi? Bak, karşı kanada atıyorum. Hop, bir tık kaldırıyor, gördünüz mü? FIFA'da direkt bunu yerden atıyorsanız direkt yerden atıyor. Kaldırmak için sizin kendiniz kaldırması lazım. Bunu göstermek için atmıştım. Bu top kaybı ondan kaynaklandı. Her neyse, fazla bir yardım var. Onun dışında nedense oyuncular böyle fazla yerinde duruyor gibi hissettim. Bir tık tuşlar da tabii FIFA'dan şu anda karışık olduğu için onları ayarlamaya uğraşmadım. Hızlı koşma bilmem ne. Uf, nasıl vurdu yalnız. Oyuncular sanki böyle şey gibi. Fazla yerinde duruyorlar gibi hissettim. Startla geçme dönemleri, evet. Yanlışlıkla oyun planına girme dönemleri falan. PES'te devam ediyor hala. Şu geçişleri falan X'le yapsalarmış daha iyiymiş. Evet, korner kullanılacak. Geldi orta. Karşıladık. Çıkar mıyız oradan? Çıkamadık. Haydi bir hücum yapalım artık. Cuadrado. Cuadrado. Geçti top. Geçti top. FIFA'da mesela bu imkansız geçmezdi. Aa, çok kötü pas. Karşıladık. Bizde değil. Ya oyuncular nasıl desem, bu oyunda nasıl atak yapacağım hiç bilmiyorum şu anda. Hani aşırı yerinde duruyor oyuncular. Şu Verkaç'ı falan en azından şurada bir öğreneyim. Şu geride. Mesela. Hop. Ne bu? Ha, anladım. Ronaldo. Çok, mesela şu şut çok enteresandı, anladın mı? Ben blok yememe rağmen Ronaldo çok sert ayı gibi bir şut çıkardı. Bana yani çok garip geldi, bilmiyorum. PES'çiler, FIFA'cılar ne düşünecek ama bir tık garip yani, nasıl desem. Şöyle bir simüle gibi bir şey oynuyorum. Hani bu Futbol Manager'da vardır ya, Futbol Manager'da maçları izlersiniz. Böyle çok enteresan şeyler olur, hani mekanik olarak enteresan şeyler olur. Adam düz yürür yürür yürür, içinden geçer falan filan. Öyle bir hissiyat alıyorum şu anda. Sanki şey gibi, sıra tabanlı bir oyun oynuyormuş gibi. Nasıl tarif ederim onu da bilmiyorum ama mesela ben o kaleye şutu vuracağım zaman o adam ne yaparsa yapsın, ben çünkü şut vurmayı tercih ettiğim için o şut vuruyor o adam. Yani bir garip oluyor o anda. Öyle bir hissiyata kapıldım. Ama onun dışında nasıl desem? Verkaç. Güzel. İyi çıkıyoruz. Ronaldo'yu gör. Ronaldo, Verkaç'ını yaptın. Çok kötü pas ama. Çok kötü pas ama, az bastım. Az bastım. Mesela bunun şeyi FIFA'da geçerdi. Az bastığım için kısa düşmezdi orada. Burada pas şiddetini de birazcık daha ayarlamamız gerektiğini gördüm.
Yani ya bak mesela oyunculara bakın abi, çok sabitler. Yani aşırı sabitler. Böyle gezen bir şey yok. Herkes mevkisinde duruyor böyle. Ha grafik olarak gelirse, grafik olarak güzel. İyi bir grafikler var şu anda. Kaleci şöyle çıkaramıyor muyum? Hop. Of. Bak mesela az bastığım için en aşağı atmadı. Halbuki benim atmak istediğim adam oydu. Demek ki pas şiddeti aşırı önemli. Evet, kontra yapabilir miyiz? Hadi be. Oğlum o pas nasıl gitmez ya? Ronaldo karşı karşıya kalacak. Vallahi bilmiyorum. Anlayamadım çok. Düştük. Basın abi, basın basın basın. Jordi Alba delivers. Top alamıyoruz ya. Koş. Çıktı. Tamam tamam oğlum, o kadar da öğretme. Bentancur is now the subject of some adhesive marking. Well, he's the quarterback equivalent, so I'm not surprised that he's been closed down first. En azından şu tuşları aynı yapsaydım keşke ya. Messi. Looks to play him in. Bizde. Bizde. A minor communications breakdown. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Arthur. Alexandro. Now it's Cristiano Ronaldo. Uf. Hoca o ne? Concentration levels are very good and so is the commitment. This game. Yani dediğim gibi atak nasıl yapılır, ne yapılır? Şu an bunlara kavramak, çözmek aşırı zor geliyor. Orada bir şey yapamaz. Pas verecek belli. Haydi biz çıkalım bu sefer ya. Haydi biz çıkalım bu sefer ya. Gördün orayı. Bizde 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 koş koş koş. Ne yaptı? Onun adam mı çıkmıştı gerçi? Onu da tam göremedim ama. Olabilir. Evet, köşe vuruşları eski sistem. Orta geldi. Vuramadık. Sekti top. İçeriye doldurduk. Hadi biri hareketlensin. İşte en temel fark bence şu anda iki oyun arasında bu. Şu animasyonlar da bir tık forma animasyonları çok bir tık kötü geliyor şu an gözüme. Hareket etmiyor oyuncular ya. Ne bileyim nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama hareket etmiyorlar yani, bekliyorlar sürekli. Herkes bir yerde bekliyor. Acaba biz taktik yapmadığımız için falan mı böyle bilmiyorum ama farklı takımlarla bir tane daha girelim. Hiç atak da yapamadık gerçi ama. Şöyle bir ne alalım? Bu sefer Bayern Münih'i alalım. Karşı tarafa da Manchester United'ı alalım. Hemen kadroya falan sallamadan bir maç daha girmek istiyorum. Formalara bakalım. Hadi şöyle olsun. Evet, hemen bir maç daha başlatalım. Bir daha görelim. Yani topu nasıl götüreceğim oraya bilmiyorum. Açık alan bulamıyorum ve topu götürmekte ciddi sıkıntı yaşıyorum. Bu maçtan önce kısa bir aranızı alacağım. Hemen şu kamera ayarını falan da bir değiştirelim. Birazcık daha FIFA'ya benzetelim. Belki daha rahat oynayabiliriz. Evet, kontrol ayarlarını ve kamerayı da biraz değiştirdim. Şimdi birazcık daha FIFA'ya benzettim. Tuşlar da şu anda istediğim gibi. Çok şükür. Mesela şöyle ver kaçlar falan, tamam güzel. Doğru. Hadi bakalım şimdi bir deneyelim. Goretzka. Nasıl kim mi? Kamera aşağı göster. Hah, güzel. Şimdi bir tık daha sanki oynayabiliyoruz. Bence biraz kameradan da alakalıydı. O hareket etmiyor. Boşluk göremiyorum gibi. Ah, dönemedi. Dönemedi. Oyuncu dönemedi. Bas 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 bas. Şimdi şöyle savunma yaparken FIFA'da biliyorsunuz FIFA artık hani bu PES tarzı değil. Online oyunlarda şeyine geçti. Ne onun adı?
yeni savunma sistemine geçti. Bundan dolayıdır ki oyuncular çok hızlı dönüyorlar savunma yaparken. Tık 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 sağa sola yapabiliyorsunuz hemen. Tabi oyuncudan oyuncuya değişiyor ama yine de PES'in en hızlı oyuncusu FIFA'nın en hızlı oyuncusundan daha hızlı. Daha yavaş. En yavaş oyuncusundan daha yavaş, öyle söyleyebilirim. Savunma yaparken bak mesela hareket alıp adamı hareket ettirmek oraya bir tık ölüm. Ölüm. Adam mesela topu bir anda sağa atıyor ya, sen savunmacıyı sağa çekmen böyle otobüs çevirir gibi dönüyor. O bir tık rahatsız ediyor şu anda beni alışamadığım için. İyi yönleri de var. Şu ana kadar çok fazla bug bir şey görmedim. Tabii daha fazla maç yaparsam belki görebilirim ama şu ana kadar öyle şey görmedim. Hızlı çıkar mıyız? Nasıl gidiyor lan bu hızlı? Ayağından aşma yokmuş peki. Hareket de yapmıyor. Skill acaba farklı bir tuş mu? Pogba. Bayern Munich so far providing no real test at all for the goalkeeper. Greenwood could try cutting inside here. Yedik araya. Haydi oğlum bir atak yapalım artık. Haydi bir atak yapalım artık Alaba. Yanındaki adam niye koşuyu kesiyor abi? Abi yalnız kendisi random olarak acayip top saklıyor oyuncuların. Bir orta gelsin. Lewandowski vuramadı. Vuramadı. Girdik araya. Giremedik. Bizde kalsın o top. Bas bas bas. Mesela az önce 2'ye 1 gidiyoruz. Karşıda bir savunmacı var, biz iki kişi var, ileride forvetimiz falan da var, orası ayrı. Ya da rakip savunmacılar da var ama ayrı. Yanındaki adam bir anda koşmayı kesti abi. Neden? Neden trip atıyorsun kanka? Atacağım. 2'ye 1 yapacağız orada. Leva. Leva sıyrılamadı. Evet, ilk yarı bitti. Hala böyle pozisyon bulmakta falan şey girmek. Pogba mı? Yok, gerçekten bazı tiplemeler çok kötü. Onu söylememiz lazım. Ama dediğim gibi hani PES 21'den böyle müthiş bir beklenti içerisinde değilim. Ayrıca ücretsiz bir oyun olduğunu da kesinlikle söyleyebilirim. Şu anda bedava bir oyunu 500 liralık, her sene 500 liraya çıkan, seneye belki de daha da pahalı olacak bir oyunla kıyaslamaya çalışıyoruz. Fiyatı da göz önünde bulundurmak lazım. Ya öyle düşünmek, ikisi de 500 lira olsa kesinlikle FIFA derdim ama bir tanesi bedava yani şu anda. Bence her sene düzenli olarak FIFA'ya bütçe ayırmamak isteyen bir insan için gayet oynanabilecek bir oyun. Mesela Bruno Fernandes enteresan tip falan. Ama dediğim gibi hani bedava. Şu anda onu bedava olduğu zaman iş, insan böyle rahatlıkla bir şey söyleyemiyor. Orayı da düşünmek lazım. Alphonso Davies. Lewandowski geri çıkardı. Koşuyu gördün orada. Leva girdin araya. Korner. Güzel. Hadi iyi bir orta gelsin. Duran top stratejileri. Gerçi benim kameram var şu an, onu göremiyoruz ama. Haydi iyi orta, arka direğe doğru geldi. Zıpla be oğlum, yalandan da olsa. Çıkardık. Şut. Lan daha hiç şut çekemedik galiba ha. Lan kaysın diye bastım ya. Dediğim gibi şu anda bana PES'in verdiği hissiyat, yaptığım iki maç boyunca bir simülasyon gibi. FIFA'da şu anda bunu izleyince bir oyun gibi. Yani nasıl desem, şu anda biz oyun oynuyoruz. Yani gerçek bir maç seyretmiyoruz. FIFA daha bir oyun. Mesela hiç futbol oyunu oynamamış bir insan gerçek maç diye açsan PES'in gerçek maç olduğunu inanma ihtimali daha yüksek. Yani şu şeyleri falan kapatsan. Müller attı o golü. Hadi be. Kaleci iyi çıktı. Yani şu yazıları şeyleri, o adamın altına çıkan şut ibresini falan kapatsan. Mesela şu haliyle adamın mesela bence PES'i gerçek futbol sanma ihtimali daha yüksek. Onu söyleyebilirim. Ama neticede ortada bir oyun var. Ortada bir rekabetçilik, bir yetenek şeyi var. Çekişmesi var. FIFA bu konuda daha şey geldi bana. Özellikle zaten öyle geliyordu ama bu oyunu oynadıktan sonra daha fazla yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir oyun gibi geldi bana.
Çünkü bazı hareketleri daha rahat yapabiliyorsunuz. Oyuncular daha çevik, daha bireysel bir şeyler yapabiliyorsunuz falan filan gibisinden. Tabii bu benim oyuna alışmadığımla da alakalı olabilir ama yine de ne kadar alışırsam alışayım bu oyun FIFA'dan daha ağır. Daha ağır yani. Oyuncular ağır, oyun ağır. Bunu değiştirmez yani. Ne kadar alışırsam alışayım. Oo, güzel kurtardı bu arada. Manuel Neuer. O nasıl silmişler. Karakter modelleri tiplemeli olarak zaten FIFA'yı daha önde tuttuğumu söyleyeyim. Kesinlikle daha önde. Onu da hani o konuda çok beğenmesem bile PES'e göre çok daha önde olduğunu söyleyeyim. PES 2022'yi de kesinlikle inceleyeceğiz. Şey olacak o konuda. Merak etmeyin. Çıkar çıkmaz hatta bakacağız. Güzel top. Ya öyle mi? Öyle kontrol mü var ya? Lewandowski'sin oğlum sen. Cidden yani iki maç şu tehlikeli bir tane hatamız vardı herhalde az önce Müller'le. Doğru düzgün bir şey yapamadan maçları bitirdik. Dediğim gibi birazcık daha simülasyon işte. Gerçek maç gibi. Lan biter mi orada? Sağ açacağım işte. Şeklinde geçti. Evet. Böyleydi. PES 2021 Lite. Siz de ücretsiz olarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Ben dediğim gibi PlayStation'da oynuyorum şu anda. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Fikirlerime saygı duyup merak edip dinlediğiniz için sonuna kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Abone olmayı bir de beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.